Şeyda nerede? Kahvaltısını bitirdi, bahçede oynuyordur. Okula gitmeyecek mi? Bugün tatilmiş. Ne güzel ya. Bize de biraz tatil verseler ne olur sanki. Sabah akşam koşuşturdur. Yüzünüzü göremez oldum. Sık biraz dişini. Hafta sonuna az kaldı. Anne! Anne! Eve taşınıyorlar. Hangi ev? Yanımızdaki boş ev var ya. Ama orada oturulmaz ki. O ev dökülüyor. Emin misin kızım? Ki gözümle gördüm. Hadi bakalım. Bizim tatil bitti. Güle güle canım. Perili köşke takıldın kaldın. Babayı unuttun ha? Abla bunu nereye koyayım? Bırakın içeri. Ben yerleştiririm. Anne, artık burada mı yaşayacağız? Evet yavrum. Burayı sevmedim. Eski evimiz daha güzeldi. Burayı da seveceksin. Hadi sen biraz dinlen. Odaya yatağı koydum. Hadi ama Murat, sözümü dinle. Hayırlı olsun. Kim taşınmış ki? Aman sorma. Neydi, belirsiz bir kadın. Kadın dul galiba. Yanında kimi kimsesi yok. Yazık. Tek başına o evde nasıl yaşar? Aman canım bırak. Nasıl yaşarsa yaşasın. Ben böylelerine hiç güvenmem. Nesi varmış öylelerinin? Vallahi musallat olur bunlar el alemin kocalarına. İlahi Perihan abla, daha tanımıyoruz etmiyoruz. Hemen kadının günahını alma. Vallahi benden söylemesi. İhtiyacı var mıdır acaba? Aa, fasulye yapmıştım. Gidip götüreyim. Oho, sen şimdiden aldın başına belayı. Aa, dur bekle ayol, ben de geliyorum. Kardeş hoş geldin. Hoş bulduk. Ben şu evde oturuyorum. Öyle mi? Ben de hemen onun yanındaki evde oturuyorum. Bir uğrayalım dedik de. Koşturmaktan bir şey hazırlayamamışsındır.
Taze fasulye getirdim sana. Sağ olun. İnanın çok makbule geçti. Bir ihtiyacın olursa haber ver bize, olur mu? Veririm. Buyurun diyecektim ama her yer dağınık. Hiç önemli değil, sen işine bak. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Ayol, kadın bizi içeri bile sokmadı. Canım söyledi ya, ev dağınıkmış. Ev dağınıkmış. Yahu evden hayır gelir mi? Neresini toparlayacakmış? Hem tek başına ne işi var bu dökük evde? E bir de oğlu var. Ne malum? Biz gördük mü? Sen de alimsin be Perihan abla. Şeyda görmüş işte. Oğlu varsa kocası nerede? İlle bir kulp takacaksın yani. Vallahi bilmem. Hiç sağlam ayakkabıya benzemiyor. Kim bu be? Yeni taşınmış. Şu dökük ev var ya hani. Oğlum, orada insan yaşar mı? Vallahi bu yaşayacakmış işte. Amma baktım be. He. Güzele bakmak sevaptır. Allah Allah. Merhaba. Merhaba. Benim adım Şeyda. Benim de Murat. Biz yandaki evde oturuyoruz. Ne güzel eviniz var. Bizim de eski evimiz öyleydi. Niye taşındınız ki? Annem istedi. Burayı hiç sevmiyorum. Alışınca seversin. Alışmak da istemiyorum. Hadi gel sana mahalleyi gezdireyim. Peki. Murat, nereye? Gezeceğiz anne. Geç oldu oğlum, gel içeri. Uzağa gitmeyeceğiz teyze, buralarda oynayacağız. Bugün Murat çok yoruldu. Yarın oynarsınız, olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Kemal, yandaki evi gördün mü? Yo. Kadın evi çiçek gibi yapmış. Dikkat etmedim. Bir baksana, gözlerine inanamazsın. Sahiden ne kadar güzel olmuş. Biliyor musun? Kadın o evi tek başına yaptı. Kocası yardım etmemiş mi? Kocası yok. Bir çocuğu var sadece. Hadi ya. Kadın başına bu zamanda işi zor. Allah yardımcısı olsun. Hoş geldin. Afiyet olsun. Sağ olun. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Tencereyi getirdim de. Acelesi yoktu. Ah canım. Niye zahmet ettin? Hiç gerek yoktu. Afiyet olsun. Ne zahmeti? İçeri girseydin böyle kapıda durulmaz ki. Sağ olun. İşe gideceğim. Zaten geç kaldım. İşe mi? Murat evde. Ona tembih ettim. Bir şeye ihtiyacı olursa, önemli bir şey falan, ilgilenirsiniz değil mi? Tabii canım, ne demek. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Müzik
Ne işiymiş bu gece vakti? Burada yenisiniz. Yeni taşındınız galiba. Evet, yeni taşındım. Ben mahalledeki herkesi tanırım. Buranın taksisiyim. Gece çalışıyorsunuz ha? Yalnız bir kadın için gece çalışmak zordur. Yalnız olduğumu söylemedim. Ne bileyim, öyle diyorlar. Burada ince. İsterseniz sizi almaya gelirim. Sağ olun. Gerekli. Sen isteme güzelim. Ben yine de gelirim. Seyrediyordum. Annem gönderdi. Uyumadan bunu içsin dedi. Ne bu? Portakal suyu. Bunu içince büyüyormuşsun. Bana öyle diyorlar. Ama ben meyvesini daha çok seviyorum. Teşekkür ederim. İyi geceler. Murat. Annen hep geceleri mi çalışıyor? Hayır. Eskiden hiç çalışmazdı. Babam öldükten sonra çalışmaya başladı. Gündüzleri de gidiyor. Beni hep yalnız bırakıyor. Üzülme. Artık yalnız kalmayacaksın. Ben gelirim, oynarız seninle. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Vallahi ben böylesini görmedim. Gece kim bilir nerelere gidiyor. Canım, gece mesaisine kalıyordur kadıncağız. Aa, kadın başına gece mesaisi mi olurmuş? Ayol, bu şey olmasın hani. Ay Perihan abla, ayıp ediyorsun ama. Vallahi orasını bilmem. Gündüzlerin suyu mu çıktı? Hem başında erkek yok, hem geceleri fink atıyor. Ay, kocalarımıza mukayyet olalım Nadire. Benden söylemesin. Geldi işte. Hem de serseri Rüştü'nün arabasıyla. İşte geldik. Buyurun. Keşke beklemeseydiniz. Canım, işim vardı oralarda. Biraz turladım, o kadar. Evi de biliyorsunuz. Mahalledeki herkes bu evi bilir. Ama... Vallahi iyi değiştirmişsin. Eve benzemiş hani. Bak. İstersen her akşam seni alırım. Sağ ol. Gerek yok. Al işte. Bulmuşlar birbirlerini. Murat oğlum. Murat. Teşekkür ederim. Murat'la ilgilenmişsiniz. Bir şey yapmadık ki. Olsun. Bu bile yeter.
Gözüm hep arkada kalıyordu. İlk defa bugün bir komşum olduğunu anladım. Gelsene içeri. Sağ ol. Gitmem gerek. Murat'la ilgilenmeliyim. Öksür bakayım. Bir daha öksür. Derin nefes al. Tamam Murat. Çok yorulmaması lazım. Bu ilaçların da her gün aksatmadan verilmesi gerek. Veririm. Murat, sen koridorda bekle oğlum. Hı hı. Annenle konuşacaklarım var. Murat'ın durumu ciddileşiyor. Hastaneye yatması zorunlu oldu artık. Moralinizi bozmayın. Ne çaresiz hastalıklar var. Onlarla karşılaştırırsanız... Oğlunuz şanslı bile sayılır. Burada kalman gerekiyor. Bakma öyle. Sen düzelince yine evimize gideceğiz. Ne zaman düzeleceğim? Yakında. Çok yakında. Ama ben seninle kalmak istiyorum. Kalacaksın. Ben hep yanında olacağım. Hiç selam sabah yok mu? Merhaba. Dün gece işe çıkmadın. Mesaim yoktu. Mesaisi yokmuş. Sen kimi kandırıyorsun be? Neredesin kızım? Meyve hazırladım, ortada yoksun. Murat'a baktım. Bütün gün ortalıkta yoktu. Canım annesiyle çıkmıştır. Annesi yalnız geldi eve. Seslendim ama duymadı beni. Yüzü bir garipti. Allah Allah. Bir şey mi oldu acaba? Geçerken bir uğrayayım dedim. Hani insanlık ölmedi. Bir şeye ihtiyacın var mı? Bir şeye ihtiyacım yok. Hani olur ha, bu kadınsın. Oo, buyur Nadir abla.
Bir şey mi vardı? Yok, yok bir şey. Geçiyordum da bir uğrayayım dedim. Ha. Sonra görüşürüz. Tamam, tamam. Bunlar da böyle alakasız zamanlarda damlarlar. Tıpkı senin gibi. Ne oldu buna ya? Allah. Bak sana demedim mi? Kadın daha şimdiden mahallenin erkekleriyle al takke ver külah olmuş. Canım bilmiyoruz ki, belki başka bir şeydir. Daha ne olsun Nadire? Herif kapıya dayanmış, daha ne olsun? Sen daha dur. Yakında kocana göz dikerse o zaman görürüm seni. Bacım, verin ben taşıyayım. Yok, zahmet etmeyin. Ben taşırım. Verin, verin. Sağ olun. Şeyda nerede? Kendi eli kolu yok mu? Niye sana taşıtırıyordu? Aysel'i diyorum, şu yandaki. Niye sana taşıtırıyor bidonlarını? Sen onun hamanı mısın? Ne biçim konuşuyorsun? Kadına yardım ettim işte. Yardım etmişmiş. Sen herkese yardım eder misin? Kimsenin bidonunu taşıdığını görmedim bugüne kadar. Uzattın artık Nadire. Yeter artık. Yetmez, anladın mı? Yetmez. Allah Allah. Aysel teyze. Murat nerede? Murat. Doktora gitti kızım. Hasta mı yoksa? Biraz hasta. Ameliyat edecek değil mi? İyileşecek. Gece işe çıkmamışsın. Çıkmadım. Ben de bir ziyaret edeyim dedim. Hayrola? İçeri almayacaksın mı? Kardeşim, bu saatte ne işin var senin benim kapımda? Vay vay vay. Bir de karakter atıyor. Üstelik içkilisin, ayıp değil mi? Bak, benimle oynama. Hem yüz veriyorsun hem de naz yapıyorsun. Bana bunu yapma. İnsan misafirini böyle mi karşılar ya? Hadi. Sen çıksana dışarı. Bak. Bana bak. Git buradan, yoksa avaz avaz bağırırım. Seni bütün mahalleye rezil ederim. Bağır. Bağırsana. Bağır hadi. Bak bakalım kim rezil oluyor. He? Hadi güzelim. Al içeri bunu. Bak.
Senin de canı sıkılıyordur. Peki. Gel bakalım. Ha şöyle ya. Yazıklar olsun. Evi boş galiba. Senin bir de oğlun varmış. O evde yok mu? Yok. Bak bu iyi oldu işte. Saray gibi yapmışsın şerefsizim. Peki yatak odası nerede? Allah! Allah! Al bakalım! Al! Hırs düşmanı! Mahalleye rezil olacakmışım ha! Yapma! Daha dur! Daha bitmedi! Geberene kadar duracağım! Kurban olayım yapma! Yalnızız diye garip mi sandın beni ha? Garip mi sandın? Aşağı at gidip! Aklı sıra beni korkutacak! Defol bu evden! Defol! Sakın! Sakın bir daha karşıma çıkma! Ah benim. Ah benim. Rüştü. Sen yerinde duramazdın. Bu ne hal? Sabahtan beri iskemleye çakılmışsın. Yorgunum be abi. Yüzümde kötü çizilmiş. Ne o? Kedi mi tırmaladı yoksa? He ya. Kedi tırmaladı. Hem de dişi kedi. Deme ya. Anlatsana. Yine feneri nerede söndürdün? Nerede olacak? Şu Aysel var ya. Hani gececi. İşte onun evinde söndürdüm, iyi mi? Ciddi misin? Heh. Sana yalan mı söyleyeceğim abicim? Gece beni eve aldı. Kurtulana kadar sabah ettik anlayacağım. Vallahi her tarafım ağrıyor. Ayol duydun mu? Niye? Senin şu komşu var ya. Ne varmış benim komşumda? Eve erkek alıyormuş ayol. Daha ne olsun? Rüştü önüne geleni anlatıyormuş. Kahvede benimkine bile söylemiş. Ne oldu? Yine mi koruyacaksın onu? Hayır, artık korumayacağım. Çünkü ben de gördüm. Haklıymışsın Perihan abla. Ben bilirim Nadireciğim. Böylelerini çok iyi bilirim. Vallahi bunu barındırmamak lazım. Maazallah mahallenin namusu gider elden. Bir bakmışsın kocan gidivermiş elden. Ne yapacaksın o zaman? Ben ne yapacağımı bilirim. Nereye? İnanın elimizden geleni yapıyoruz. Daha dün burada gülerek oturuyordum. Nasıl bu kadar kötüleşebilir? Ne diyebilirim ki? Bütün yolları denedik. Tedaviye de cevap vermiyor. Allah'ım. Allah'ım ne yapacağım ben? Nadire, Perihan abla. Defol buradan. Ama senin yüzünden mahallede huzur kalmadı. Namussuz kadın. Siz ne diyorsunuz? Nadire, ben ne yaptım size? Söyle ne yaptım? Sen ne yaptığını daha iyi bilirsin. Ne yapıyorsun Nadire? Bana o kadar iyiliğin dokundu. Şimdi bu düşmanlık niye? Bak bir de konuş.
Ya şuna bak ahlaksız. Seni ahlaksız seni. Seni ahlaksız. Ahli sana biri. Siz utanmaz. Gel. Senin ahlaksız seni. Ahli kadın. Allah senin cezanı versin. Koşun. Allah senin cezanı versin. Defol buradan. Yapmayın. Şoförlerle yatıp kalktığını dünyada en biliyor. Defol buradan. Ne yapıyorsunuz sen? Ha? Kalkın. İyi misiniz? Ne yaptınız siz? Koruma onu. Niye korumayacağım? Söylesene. Canavar gibi saldırıyorsunuz kadına. Ayıp değil mi? Ben aptal değilim. Senin de onda gözün var. Üzülme Nadire, üzülme kardeşim. Kadın erkekleri ağına düşürmüş bir kere, ne yapacaksın? Anne. Annem. Annem nerede baba? Bilmiyorum kızım. Ama söyleyelim de Murat'ı ziyarete gidelim. Ne ziyareti? Aysel teyzenin oğlu var ya, o hastaymış. İyileştirmeye çalışıyorlarmış. Öyle mi? Aysel teyze çok üzgün. Murat da hala dönmedi. Bizim hanımın yaptıkları için kusura bakma bacım. Sağlık olsun. Yok. Onlar bu sözü hak etmiyor. Çocuğunuzun durumunu öğrendim. Bir yardımım olur mu diye geldim. Doktorlar yardım edemiyor ki size desiniz. Sizi çok üzdüler değil mi? Beni daha ne kadar üzebilirler ki? Vurma abicim! Vurma abicim, gözünü seveyim! Yaktım lan seni! Sen hiç uslanmayacaksın lan! Koş! Uslanmayacaksın mı? Durun ya! Kemal abi yapma! Bakın, siz karışmayın! Yıllar önce de bir dayak yemiştin, hatırladın mı? Hatırladın mı ha? Seni nasıl benzetmiştim ha? Yine mahalleden birine musallat olmuştun. Hatırladın mı? Hatırladım abici, vurma. Kızcağızın hayatını mahvetmiştin. Şerefsiz! Abi yapma. Yine aynı filmi mi çeviriyorsun ha? Söylesene. Yine aynı filmi mi çeviriyorsun? Bu kadının da günahını aldın değil mi? Konuş! Vurma, kurban olayım. Konuş. Lan elimde kalacaksın. Aldın mı günahını? Aldım abi. Aldım. Ama tövbe. Tövbe bir daha. Vurma abi. Ulan senin tövbene kim inanır? Duydunuz mu? Duyduk abi. Duydunuz mu diyorum? Duyduk abi, duyduk. Thank you.
Rüştü'yü konuşturdum. Aysel'e o sarkıntılık etmiş. Belli. Adamı eve alırken gördüm. Sen görmek istediğini gördün. Otur ve dinle. Evet. Adam içeri girmiş. Ama Aysel ona yüz vermemiş. Hatta onu merdaneyle dövmüş. Yani kadının bir suçu yok. Duy da inanma. Ya Nadire, sen ne yapıyorsun? Ya nedir bu nefret? Bunlar böyledir. Önce Rüştü'yle başlarlar, sonra sıra sana gelir. Sen kafayı mı yedin? Kadının beni düşünecek hali falan yok, anlamıyor musun? Ne olmasın? Aysel'in oğlu yaşam savaşı veriyor. Kafana girdi mi? Bir daha söyleyeyim mi? Sen ne diyorsun? Git hastaneye, kendi gözünle gör. Murat nasıl? Durumu düzeliyor mu? Murat! Ben oğlumu kaybettim. Murat yok artık. Onaylamayabilirsiniz. İşler sizin istediğiniz gibi gitmeyebilir. Ama hayatını yeni bir yola koymak isteyen birine engel olmayın. Çünkü bu yolda yön sağa ya da sola değil, kalbe bakarak bulunur. Kalp gözünüz açık olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.